Hoş geldiniz. Efendim diyorlar ki Altınok gelirse Büyükşehir Belediyesi'nden işçileri atacak, çalışanları atacak. Daha önce de söyledim, yine söylüyorum. Biz tabii birileri gibi söz verip sonra o sözünü tutmayanlardan değiliz. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan hiçbir işçimizin ekmeğiyle oynamayacağız. Ayrıca seçime giderken %71 zam verdi. Ama bu zam 2 yıldır yapılmayan zamdır. Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan işçilerimizin maaşına da zam yapacağız. İşçimizi ezdirmeyeceğiz. Bunu ne söylüyorum? Yani böyle bir korku salıyorlar. Bizim Keçiören Belediyesi'nde işçilerimizin maaşını günü günde ödüyoruz. Ödedik. Şirkette çalışan personelimizin maaşını günü günde ödedik, ödüyoruz. İşçimize 1 kuruş ikramiye borcumuz yoktur. Günü günde ödedik. Tabii EYT'den de çok sayıda emekçi kardeşimiz emekli oldu. Biz hemen emekli ikramiyelerini verdik. Büyükşehir Belediyesi'nde emekli olan işçilerimiz, emekçilerimiz 6 ayda zar zor emekli ikramiyelerini aldılar. Fark burada. Onun için Altınok işçi dostudur. Altınok emekçi dostudur. Bunun dışında başka bir şey olmaz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Türkiye'nin en büyük işçi sendikası oldum. Bu yolculukta ilk andan itibaren bugüne kadar geçen 46 yılda bizim mücadelemize ortak olmuş, üye olarak, temsilci olarak, yönetici olarak, genel yönetim kurulu ve genel başkan olarak bugüne kadar yaptıkları hizmetleri asla unutmayacağız. Destek, tam destek. İnşallah. Bozok Yaylası. Yiğidin harman olduğu yer. Eyvallah. Hadi. Hayırlı işler. Kayıp yılları İnşallah, tabii. Hızlı bir şekilde telafi edeceğiz. Evet. Çok güzel olacak Ankara'mız. Çok proje var. Size çok projeler var gençlerimize. Hem müjdeler hem projeler. Allah yolunuzu baktığınızı açık sağ olun. İnşallah. Çek kazanacağız bakayım. İnşallah. Keşören zaten full çok verecek Altınok'a inşallah. Biz hiç gerek yok. Eyvallah. Evet, hayırlı işler olsun. Ankara'nın şahlarını şöyle başlıyor. Başlatıyoruz hep daha. Hayırlı işler olsun. Allah razı olsun. Hadi, Allah başlasın. Bizim büyük projelerimiz var. Sosyal projelerimiz de var. Ankara bir orman şehri olacak. Yeşil alanları çoğaltacağız. Birçok gençlere projelerimiz var. Bunları açıklayacağız. Yani teknoloji projelerimiz, inovasyon merkezlerimiz, bilişim vadilerimiz, üniversitelerimiz, gençlerimiz, bir sürü gençlerimize projemiz var. Kadınlarımız ayrı var. Toplumun her kesimine, başkentimizin genel problemleriyle ilgili bir Ulaştırma Bakanımızla da görüştük, oturduk. Bizim derdimiz, şehrimiz, kentimiz, sevdamız bu. Kafamızın arkasında başka bir şey yok. Başka bir gündem de yok. Görüşürüz inşallah. Görüşürüz başkanım. Hadi, hayırlı işler. Allah razı olsun. Hayırlı işler.